7 Ocak 2021 Antalya Kaş Palamut Mahallesi'ndeyiz. Evet. Yanımızda Şükrü Yıldız Öykü Tarım'dan Volkan Kocakaya'nın serasındayız. Biber serasında. Burada rekor gelişim kullandık. Evet, kullandık. Şöyle gelin ekrana doğru sizi görsün. Neler oldu? Ne gibi değişimler oldu? Neler gözlemlediniz? Bu sera nasıldı? Biz bunu 10 Ağustos diktik. 10 Ağustos. Bunun çeşitini önce bir söyleyelim mi? Kanyon. Ne oldu? Kanyon. Evet. Burası kanyon biber. İki taraflı diktik. Rekor gelişimi tabii buraya daha bu yıl ilk geldi. Hı hı. Deneme amaçlı kullanalım dedik. Tamam. Bu bölümde kullandık. Bu bölümde kullanmadık. Öbür sera var. Orada da kullanmadık. Oradaki çeşit de bu aynı değil mi? Aynı çeşit. Aynı. Tamam. 10 Ağustos diktik. İlk fidanı diktiğimiz zaman bir 10-15 gün geçti. Hı hı. Burası oturakta güzel gitti. Yeşil. Tamam. Bu bölüm biraz sarardı. Sarardı. Fidan kalkmadı. Kökten biraz bir çalışma yaptık. Şimdi şöyle yapalım mı? Belki üreticiler şey değildir. Bu bölgede erken dikiliyor. Tabii, dikim evet, biraz erken yapılıyor. Yadırgamasınlar niye o kadar erken diye. 1 Ağustos itibariyle. Biraz daha serin geçen başlıyor. Bir bölge. Yani, doğru evet. Mu? İklim daha serin geçiyor. Mesela 2-3 yıl önce ben 1 Ağustos biber diktim burada. Evet. Şimdi burada attığımız yer burası. Atmadığımız sera öbür tarafta. Evet. Ne farklılıklar görüyorsunuz? Şimdi bu çeşit çünkü farklı. Evet. Ama abi şey olarak zaten onu da kıyaslayın. 1100 fidan bura ben kanyon diktim. Hı hı. 1100 tane. 1300 tane oraya diktim. Tamam. Şu ana kadar 1100 fidan 1300 fidanı sürekli aştı tonajda. Yani sürekli 200 fidan fazla olmasına rağmen aşıyor. Evet. Ne kadar bir yüzde verebilirsin orada mesela? Mesela son toplamamı söyleyeyim sana. Hı hı. Daha 3 gün önce topladık. 3 gün önce toplanmış. Ben buradan 950 kilo biber topladım. Oradan 700 kilo topladım. Yani 1100'den 950 kilo. 950 kilo. 1300'den 700 kilo. 700 kilo. Yani hem sayı az. Evet. Sayı az olmasına yüksek. Evet. Tonaj yani buna vurduğunuz zaman neredeyse iki katına demeyelim de %50 gibi bir rakamlara geliyor. Üstte 40'a geliyor. Şimdi genel teknik anlamda şimdi bu biber bu şekilde görünüyor. Biberin gelişimi. Gelişim konusunda orada niye gelişti? Tutum konusu oturaklı geldi. Oturaklı geldi. Peki suyla alakalı? Toprağınızın tavlılığı, nemliliği, toprak verimliliği konusunda. Zaten en önemli etken o. Hı hı. Mesela ben buraya bir 10 dakika su basıyorum şu an. Evet. 10 dakika. Normalde 4-5 günde bir. Hı hı. Ben oraya, buraya 10 dakika basarken oraya yarım saat su basıyorum. Yani 10 dakikaya yarım saat basıyorsunuz. Şöyle bir de kıyaslayın. Bu sene bir de iklimimiz sıcak gitti. Evet sıcak. Yani bu sezon sıcak hala sıcak gidiyor. Çok aşırı sert değil. Gece gündüz stres farkı, evet. Sıcak farkı var ama. Geçen seneyle bu sene arasında nasıl bir şey yapabilirsin burası için? Buraya 10 dakikaya 30 dakika ama burada ne kadar bir değişim oldu sence? Geçen sene buraya ne veriyordun? Aynı veriyordum. 30 dakika veriyordum. Evet. Tamam. Yarım saat kadar buraya da yani 3'te 1 sulama zamanı kısaldı. Evet, evet. Aynen. Sulama aralığı ne kadar uzadı? Mesela iki su arasında burada ne kadar fark var, orada ne kadar? Oraya 4 günde 5 günde bir su veriyorum. Hı hı. Buraya? Buraya haftada. Yani burada da 2 gün evet. Sulama zamanından, sulama sayısından tasarruf biraz, etmiş oluyoruz. Aynen, aynen. Şöyle biraz gösterelim mi? Gösterelim. Şu tabii. Biberlerimizi yakın. Şimdi burası toplanmış. Evet. Ama en azından yeni. Tepeleri de şöyle gösterelim. Şuradan. Şu çatallanması, tutumları, yandallanması. Evet. Çok güzel gidiyor şey olarak. Var mı anlatmak istediğiniz, eklemek istediğiniz? Abi memnunuz. Tavsiye eder misiniz gönül tabii. Rahatlığıyla? Öncelikle evet. Palamut bölgesi, Çavdır'dır, Kaş'tır, bütün seracılara. Yani herkese tavsiye ederiz. Şükrü Bey siz Oğuzhan abi şöyle ne anlatmak istersiniz? Şimdi şöyle bizim, geçelim, şeyden alsın. Bir yıl önce bu ürün bize biraz geç geldiği için satımlarını yapamadık. Şöyle geçelim şu tarafa. Bu yıl aşağı yukarı bize yüklü miktarda rekor gelişim. Hı-hı. Daha önce kullananlar tekrar istediği için şöyle gel kamera yüklü görsün. Bir şekilde getirdik. Şu anda kullanan üreticilerimizin tamamı memnun. Hı-hı. Daha ben bugüne kadar ben bu üründen memnun, sonuç almadım diyen bir anladım. İnsan görmedim. Burada da özellikle denedim ve 3 güne bir 4 güne bir gelip takibini yaptım. Hı-hı. Diktiğimiz zaman burayla aynı dikim olmasına rağmen çeşidi farklı olabilir. Bitki tamamen tutundu ve kalın gitti. Burada önemli olan sıkıntı zaten sıcak havada dikildiği için. Evet. 1, 5, 10 Ağustos'ta geneli dikimi yapıldığı için 20'sine kadar oluyor da geneli 1, 5
10 Ağustos olduğu için bitki hızlı kaçıyor. Hızlı kaçtığı için burada çatal dediğimiz bölgedeki biber tutumu çiçeklerini atar. Normal şartlarda. Tutmaz, döker. Tutmaz. Bu en büyük sıkıntısı da buranın bu. Bitkinin bölge, hızlı gitmesini istemiyor insan. Bölge, bu Palamut bölgesi genelde biber. Evet, erken dikim olduğu için bitkinin erken hızlı diken. Gitmesini istemiyorlar. Bundan dolayı bu çeşit oturaklı gitti. Evet. Yani bu rekor gelişimiz attığımız yerdeki bitki buraya göre oturaklı gitti. Bunu özellikle fotoğrafladık, paylaştık sitemizde. Hı-hı. Yan yana olan bitkileri paylaştık. Müşterilerimiz şu anda bundan memnun. Devamında bekliyoruz. İnşallah ticaretimizde de bir sıkıntı olmaz. İnşallah. Şöyle burada şunu da ekleyelim. Şimdi Rekor Gübre AŞ firmasına ait rekor damlama ve rekor yaprak gübresi var. Bunların bu sıralarda başlangıçtan sona kadar da gönül rahatlığıyla kullanılması gerekiyor. Hem toprakta kök saçak oluşumu, bitkiye aldırma, çatallanma, bitkide oluşacak stresleri alma. Şimdi sadece soğuk değil, sıcak stresi de var. Susuzluk stresi de var. Üçü kombine kullanıldığında buradaki görüntünün bir 3-4 kat daha güzel yukarı gideceği sonucu net. Evet. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Vallahi buradan abi, üreticiler sizi izleyecekler. Benim ekleyeceğim. Siz de ilk defa denediniz burada ayırarak. Evet, şu var. Mesela burada biz erken dikim yaptığımız için çatalı döküyor. Hı hı. Biz çataldan ilk bir tur, iki tur fazla biber kesemeyiz. Tamam. İlk siftahlarda. Mesela ben bu yıl o anlatmış olduğum seradan. Peki. 250 kilo biber topladım ilk şifte. Hı hı. Ben buradan 550 kilo biber topladım. Tam yani iki katı. İki katı. Yani iki katına katlamış. Yani o farkı da şimdi biz. Şunu da soralım. Şimdi bu biberin şu tepe sürgünleri gayet kalın, dolgun, içi dolgun ve tutarak gidiyor. Yani orayla mukayeseniz nasıl olur? Şuradan üçlü dörtlü çıkarması var ya şu. Hı hı. Evet. Şurada görünüyor. Yani üçlü dörtlü çıkan önemli olan bu. Ve bunun normalde iki tanesini atar stres şartlarında. Bunu atmadığı için bu şekilde atmıyor diyorsunuz. Tonajı biraz daha fazla oluyor yani. Biz teşekkür ederiz. Biz seranızı teşekkür gezdirdiniz. Abi, görüşleri, gözlemlerinizi paylaştınız. Burada Türkiye'deki seracılar izleyecek. Tekrar söyleyelim. Burası Ağustos ayında erken dikim yapılan evet. bir bölge. Antalya, Palamut bölgesi. Antalya evet. Kaş'ta. Herkese buradan tavsiye ediyoruz. Kullanmaları evet. öneriyoruz. Bol bereketli bir sezon geçirmelerini, İnşallah. Sağlıklı, İnşallah. Huzurlu bir sezon geçirmelerini diliyoruz. Aynen. Herkese selamlarımızı gönderiyoruz.